Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Newton'un hareket yasalarında son videomuzu bugün çekeceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar eylemsizlikten bahsedeceğiz. Asansör sorularını çözeceğiz. Evet, en son burada kalmıştık. Bir örneğimiz var, onu çözelim. Sonra eylemsizlik konusundan bahsedelim. Sabit hızda giden 1600 kilogram kütleli otomobil hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda her 50 metrede 2 metre yükselen eğik düzlem şeklindeki yokuşu çıkmaktadır. Otomobilin lastikleriyle yol arasındaki sürtünme kuvveti otomobilin kaymasını engelleyecek büyüklüktedir. Otomobil yokuşu sabit hızla çıktığına göre motorun otomobile uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur? G'yi 10 metre bölü saniye kare alınız demiş soruda. Şimdi arkadaşlar otomobil her 50 metrelik yolda ne yapıyormuş? 2 metre yükseliyormuş. Eğik düzlemde yukarı çıkıyor. Her 50 metrede 2 metre yükseliyor. Şimdi buradan biz neyi bulabiliriz? Mesela açımızın sinüsünü bulabiliriz. Sinüs alfa eşittir. Karşı bölü hipotenüsten 2 bölü 50. O da eşittir 1 bölü 25 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sürtünme kuvveti sadece kaymasını engelliyor diyor. Yani sürtünme kuvvetini bir nevi bizim işlemlerimizde etki ettirmiyor. Bir nevi ihmal ediyor. Şimdi otomobilin aşağı doğru neyi var? MG sin alfası var. Yola paralel. Bu MG sin alfayı hesaplayacak olursak M 1600'müş. 1600 çarpı G 10. Sinüs alfa 1 bölü 25 sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bunu sadeleştirirsek 5'e böldük 2. 5'e böldük 5. 1600 ile sadeleştirdik. Burası ne oldu? 320 oldu. 320 ile 2'yi çarparsak 640 Newton olur. Sevgili arkadaşlar, sabit hızla gittiğini bize söylüyor. O zaman 640 Newton aşağı doğru ise yukarı doğru motorun otomobile uyguladığı kuvvette kaç olmalı? 640 Newton olmalı. Yani ben burada ne diyeceğim? F net eşittir sıfır mantığından buradan 640 Newton'luk kuvvet uyguluyor diyeceğim. F net eşittir sıfır, A eşittir sıfır ve sabit arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş olacağız. Evet, devam edelim. Toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk yapan insanlar herhangi bir yere tutunmadıklarında düşme tehlikesiyle karşı karşıya olurlar. Şimdi burada örneğimizde mesela işte sabit hızda giden veya hızı sıfır olan bir aracın içine bir cisim sarkıtıldığında aşağı doğru neyi var sevgili arkadaşlar? Bunun aşağı doğru bir ağırlığı var. Ağırlık biz burada cisim ne oluyor? Şeklini değiştirmiyor. Ama araba bir ivme ile sağa doğru hızlanırsa cisim ne oluyor? Böyle bir şekil alıyor. Burada bir eylemsizlik kuvveti oluşuyor. Biz buna diyoruz ki FA. Aşağı doğru da bir MG kuvvetimiz oluşuyor. Eylemsizlik cismin kütlesi çarpı sistemin ivmesi, arabanın hızlanma ivmesi diyebiliriz arkadaşlar. Peki sadece bu durum sağa doğru hızlanmada mı meydana geliyor? Hayır. Sola doğru yavaşladığında da böyle bir görünüm elde edilir. Yani bir cisim örneğin şu şekilde araç içerisinde bulunuyorsa nedir? Araç ya sağa doğru hızlanmıştır ya da sola doğru yavaşlamıştır sevgili arkadaşlar. Veya tam tersi olduğunda şöyle bir görünüm aldığında
Cisim ya sola doğru hızlanmıştır ya da sağa doğru yavaşlamıştır diyeceğiz. Burada cisim diyagramında ne var? İşte F eylemsizlik, MG aşağı doğru ve T var. P gerilme kuvveti deriz biz burada. Hatta bunun şu şekilde diyagramını çizdiğimiz zaman mesela işte burada bir P gerilmesi var. Burada F eylemsizlik var. Bu tarafa doğru da ne var? Cismin ağırlığı var, MG'si var. Şimdi o bağlantı noktasındaki düşeyle yaptığı açıya alfa dersek arkadaşlar bundan şöyle bir tanjant denklemi oluşur. Tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşu F eylemsizlik bölü MG denklemi oluşur. Buradan bakın ip şu şekilde tavana bağlı olsun. Şurası da alfa. Buradan F eylemsizlik MA. Cismin ağırlığı MG diyecek olursak M'ler birbirini götürür. Yani tanjant alfa sevgili arkadaşlar A bölü G çıkmış olur. Bu şekilde yaparız. Veyahut da ip gerilmesini şu şekilde analiz edersek sağa doğru ne var? TX var. Yukarı doğru TY var. Bu şekilde de yorumlamış oluruz. İp gerilmelerini hesaplamış oluruz. Şimdi sadece eylemsizlik kuvveti cisim içerisinde tavana sarkıtılmış arabanın içinde tavana sarkıtılmış cisimlerde mi meydana gelir? Hayır. Asansörde de eylemsizlik durumları söz konusu olabilir. Mesela bir asansör kabininin tavanına işte bir cisim asılsın. Arkadaşlar, asansör sabit hızla gittiğinde ve sabit olduğunda ip gerilmesi cismin ağırlığına eşittir. Yani MG'ye eşittir. Ama asansör yukarı doğru hızlanırsa yukarı doğru hızlanan bir asansörde ne olur? İp gerilmesi aşağı doğru MG ağırlık artı F eylemsizlik olur. Yani yukarı doğru hızlanan bir asansörde ipteki gerilme cismin ağırlığından büyüktür. MG artı FA yani MA deriz. Yukarı doğru hızlanma durumunda. Peki aşağı doğru hızlanırsa ne olur arkadaşlar? Sanki biz şöyle hissetmez miyiz? Asansör ayağımızın altından kayıyor gibi. Hafiflemiş hissederiz. Aşağı doğru hızlanmada ip gerilmesi MG eksi MA'ya eşittir arkadaşlar. Gerilmesi ağırlıktan küçüktür. Yani özetle şöyle diyeceğiz. Yukarı doğru hızlanmada ve aşağı doğru yavaşlamada ip gerilmesi ağırlıktan büyük olur. MG artı MA olur arkadaşlar. MG artı MA olur. Yukarı doğru yavaşlamada ve aşağı doğru hızlanmada ise ip gerilmesi ağırlıktan küçük olur. MG eksi MA olur. Yani burada şöyle düşünelim. Asansördesin. Asansör aşağı doğru hızlanıyor. Sanki ayağının altından kaymış gibi hissedersin. MG eksi MA dersin. Asansör aşağı doğru yavaşladığında yere sağlam basarsın. O zaman MG artı MA dersin. Bu şekilde gerçek hayattan örneklendirirsen anlaması daha kolay olur sevgili gençler. Şimdi sorumuza bakalım. Bir asansör kabininin tavanına 5 kilogram kütleli cisim asılmıştır. Buna göre asansör kabini durgunken ipteki gerilme kuvveti kaçtır? Arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti cisimlerden daima çıkış yönündedir. O zaman A seçeneği için ne diyeceğim? T1 eşittir MG diyeceğim. 5 çarpı 10'dan bize 50 Newton'u verecek. Asansör durgunken. Asansör B seçeneğinde asansör kabini 2 metre bölü saniye karelik
ivmeyle durgun halden yukarı doğru harekete başladığında ip gerilmesi kuvveti tehlike kaçtır. Arkadaşlar ikilik ivmeyle yukarı doğru hızlanıyorsun. Bakın ikilik ivmeyle yukarı doğru hızlanıyorsun. O zaman T2 ip gerilmesi ne oluyordu? Yere sağlam basıyorduk. MG artı MA. F eylemsizlik yani bu. Burada kütlemiz 5 miydi? 5 çarpı 10 artı 5 çarpı 2 dediğimizde arkadaşlar 60 Newton bir ip gerilmesi meydana geliyor. C seçeneğine bakalım. Asansör kabini 2 metre bölü saniye karelik ivme ile durgun halden aşağı doğru harekete başladığında. Şimdi ikilik ivme ile ne oluyor? Aşağı doğru hızlanıyor. Aşağı doğru hızlanırsa ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Aşağı doğru bir hızlanan bir asansörde biz asansör ayağımızın altından kayıyor gibi düşünürüz. Hafiflemiş hissederiz. T eşittir MG eksi MA diyoruz. Buradan da 5 çarpı 10 eksi 5 çarpı 2'den 40 Newton gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde soruyu yorumlamış oluyoruz. Gayet basit bir çözüm oluyor. Devam edelim. A ivmesiyle hızlanan vagonların tavanlarına asılı M, 2M ve 3M kütleli cisimler düşey doğrultu ile alfa, beta ve teta açıları yaparak dengede kalmaktadır. Buna göre alfa, beta ve teta açılarının büyüklük sıralaması nedir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Bir kere kütlelere bağlı değil. Hatırlarsanız ben geçen sayfada bir tanjant denklemi çıkartmıştım. Tanjant alfa neye eşitti? Karşı bölü komşu. FA bölü MG'ye eşitti. F eylemsizlik ne? MA bölü MG'den. Bunlar birbirini götürür. O zaman neye bağlı? Aradaki açıya bağlı sevgili arkadaşlar. Aradaki açının büyüklük sıralaması. Yani bunlarda şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Tanjant alfa eşittir. İvme bölü yer çekimi ivmesi. Şimdi yer çekimi ivmeleri aynı. G'ler aynı. Aynı ivmeyle hızlanıyor araçlar. Bunlar da aynı. O zaman tanjant alfalar eşit. Yani kütlelerin bir önemi yok. Alfa eşittir betaya. O da eşittir teta'ya diyeceğiz. Bu şekilde ispatını da göstermiş oldu gençler. Evet. Devam edelim. Şekil 1'deki gibi durmakta olan aracın tavanına 2 kilogram kütleli cisim asılmıştır. Araç şekil 2'deki gibi ok yönünde A ivmesiyle harekete başladığında cisim düşeyle 37 derecelik açı yapacak şekilde tekrar dengelendiğinde ipteki gerilme kuvveti T olmaktadır diyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir demiş. Şimdi başlangıçta duruyor. İp gerilmesi neye eşit? Ağırlığına eşit yani T eşittir MG. Şekil 1'de. Bu da zaten 20 Newton. Şimdi şekil 2'de sağa doğru A ivmesiyle hızlanmış. O zaman hemen burada neyimiz var? F eylemsizliğimiz var. FA. Şu şekilde F eylemsizliğimiz var. Aşağı doğru da ağırlığımız var. MG. Arkadaşlar hemen açımız. Burası 37 derecelik bir açı var. Burada bakın en pratikten çözmeye çalışıyoruz. Tanjant 37. Sevgili arkadaşlar dikkat ediniz. Tanjant 37 eşittir. Karşı bölü komşu. Yani F eylemsizlik bölü MG. Tanjant 37 ne? Sinüs 37 bölü kosinüs 37. 6 bölü 8. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 eşittir diyelim. Burada ne diyoruz arkadaşlar? MA bölü MG. Burada M'ler gitti. İşte G yerine 10 yazarsak sistemin ivmesi 30 bölü 4
Metre bölü saniye kare çıkar. Yani 7,5 metre bölü saniye kare. Bunu güzel bir şekilde bulduk. Peki. Bize neyi soruyor? Bakın sistemin ivmesi aracın ivmesini soruyor zaten bize. Ve sistemin ivmesi de 7,5 metre bölü saniye. Bakın iç bileşenlerine vesaire ayırmadık. Buradan tanjantı uyguladık. Tamam arkadaşlar. Basit bir şekilde soruyu çözmüş olduk. Evet. Alıştırmamız var. Bir asansör tavanına esnemeyen iple bağlı 5 kilogram kütleli cisimle birlikte yukarı doğru sabit hızda çıkarken 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşlamaya başlamıştır diyor arkadaşlar. Buna göre asansör yavaşlamaya başlamadan önce iple var olan T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğünün yavaşlama sırasında oluşan T2 gerilme kuvveti büyüklüğüne oranı kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Güzel bir soru. Asansörün güzel bir sorusu. Ne demiş? T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğünün T2 gerilme kuvvetinin büyüklüğüne oranı kaçtır? Şimdi bir kere asansör yukarı doğru 2 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle ne oluyor? Yavaşlıyormuş. Şimdi size demiştim ki yukarı doğru yavaşlarsa ne olacak? Yavaşlama yukarı doğru yazalım. Yukarı doğru yavaşlamada T eşittir MG eksi MA diyorduk. MA dediğimiz şey ne arkadaşlar? Burası F eylemsizlik. Yukarı doğru hızlanırsa ne oluyordu? MG artı MA oluyordu. Şimdi buradan T2'yi bulalım bir. T2. T2'miz ne çıkacak? Kütlemiz 5. Yer çekimi ivmesi 10. Eksi 5 çarpı 2. 50 eksi 10'dan 40 Newton çıkmış oluyor arkadaşlar. Buradan ne çıktı? 40. 40 Newton'u bulduk. Peki T1 ne? T1 sabit hızda. Size geçen sayfada bunu anlattım. Sabit hızla aşağıda inerse, yukarıda inerse ben burada ip gerilmesi için ne diyeceğim? MG diyeceğim. Yani 5 çarpı 10'dan 50 Newton gelecek MG'miz. Sabit hız. Tamam mı arkadaşlar? Buradan bunu da bulduk. O zaman T1 bölü T2'yi soruyor bize. 50 bölü 40 sıfırlar gidiyor. Sadeleştiriyoruz. 5 bölü 4 bulmuş oluyoruz cevabımızı. Yukarı doğru hızlansaydı artı MG artı MA olurdu. Aşağı doğru yavaşlamada da MG artı MA'yı dikkate alıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekilde hareket yönünde hızlanan ve vagonun önündeki K cismi kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir. Cisim ile vagon arasındaki sürtünme katsayısı K olduğuna göre vagonun hızlanma ivmesini veren ifade nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bu nasıl, neye benziyor? Bir otobüsün ön camına bir kağıt yapışır. O kağıt otobüs ilerledikçe yapışık kalır. Ama otobüs frene bastığında kağıt ne olur? Yere düşer. Yani bu cisim bu şekilde dengede ise bu tarafa doğru ne var? F eylemsizlik var. Yani bir arabada gidiyorsun. Araba gittiğin yönde hızlanırsa, ne yaparız? Koltuğa yapışırız. Araba aniden frene bastığında öne fırlarız. Yani F eylemsizlik sola doğru. Aşağı doğru bunun neyi var? Ağırlığı var. O da MG.
Bunu dengelemeye çalışan bir sürtünme kuvveti var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların bir deneyi var. Tepki kuvveti var. N. Şimdi sürtünme kuvveti neye eşit? KN'e. Burada N gördüğüm yere F eylemsizlik yapacağım. Çünkü tepki kuvveti sayesinde bir etki kuvveti sayesinde bir N tepkisi oluştuğundan ötürü K çarpı FA yazacağım buraya arkadaşlar. FS eşittir. K çarpı F eylemsizlik gördüğüm yere işte cismin kütlesi M K çarpı A diyeceğim. Bu sürtünme kuvveti. Peki dengedeyse o zaman ben ne diyorum burada arkadaşlar? GK'yı da cismin ağırlığını da pekala sürtünme kuvvetine eşitleyebilirim. GK'nın açılımı ne? MK çarpı G yerçekim ivmesi eşittir. K çarpı MK çarpı A. Burada kütleler birbirini götürdü. G eşittir. K çarpı A oldu. Bana sürtünme kat sayısını veren bağıntıyı yaz demiş. G eşittir. G bölü A çıkmış olur. Yine gördüğünüz gibi kütleden bağımsız oldu. Hızlanma ivmesini veren ifadeyi de ne yaparız? A ile K'yi yer değiştiririz. A eşittir G bölü K. Yani gördüğünüz gibi yukarıda sürtünme katsayısının bağıntısını bulduk. Aşağıda da hızlanma ivmesinin bağıntısını bulduk arkadaşlar. Bu şekilde çözmüş olduk sevgili gençler. Şimdi Newton'un hareket yasalarını bitirmiş olduk. Çok keyifli, çok eğlenceli, soru tarzı fazla olan bir konuydu. Umarım yardımcı olmuşsunuzdur. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.